Evet, merhabalar arkadaşlarım. Küreselleşen Dünya Ünitesi'nin son kısmıyla birlikteyiz. Ve geçen sene Çağdaş Türkiye Dünya tarihinde olmayan 4 bilim insanını işleyeceğiz. Ve yine Türkiye'de bilimsel ve teknolojik gelişmeler yine geçen sene olmayan bir çağdaş kitabıydı. Bu sene güncellenen müfredatta hem 4 tane bilim insanı hem de Türkiye'de yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler kısmını işleyeceğiz. Çağdaş Türkiye Dünya tarihi biliyorsunuz iki yerde çıkıyor. Bir KPSS'de çıkıyor, bir de eski adıyla LYS, yeni adıyla ise AYT dediğimiz kısımda sözelci arkadaşlara gelecek. Tabii burada anlatırken şunu da bilmek lazım. Bu 4 bilim insanından bir tanesi gelebilir. Artık bu saatten sonra sizin yeni müfredatınız bu olduğu için 2023'e kadar da tahminimizi söylüyoruz. Çağdaş Türkiye Dünya tarihinde değişecek bir yönü ve bir tarafı olmadığı için ekstrem bir durum olmadığı sürece bunların hepsini gördüğünüz değerli arkadaşlar. Her sene geçerlidir, yani her sene Çağdaş Dünya tarihi videoları böyle güncellenme yapılmayacak. Bu gördüğünüz 2019 tarihinde çekiliyor ama 2020, 2021, 2022, 2023'e kadar bu geçerli olacak. Ha 2023'te tekrardan bir değişiklik olur. Biz de yaşarsak o zamana ve bu işi yapmaya devam edersek tekrardan tabii ki çekeriz. Ama şu an ne yapalım? 2019'a KPSS'ye girecekler ve AYT sınavına girecekler. Çağdaş kısmı çok dikkat dinlemeliler. KPSS'de biliyorsunuz 3 soru çıkıyor. AYT'de daha fazla çıkma ihtimali var. O yüzden biraz dikkat edelim. AYT'ci ve KPSS'ci arkadaşlar. Aslında bildiğiniz insanlar bunlar. Onları söyleyeyim. Biliyorsunuz bilime hizmet eden Türkiye'de 4 bilim insanı var. Yüzlerce bilim insanı var ama bunlardan 4 tanesi ön plana çıkmış. 1. Bunlardan hepimizin bildiği bir adam. Oktay Sinanoğlu, Türk Einstein'ı diye nitelendirilen bir kişidir. Babasının konsoloslukta çalışmasından dolayı ya da konsolos olmasından dolayı İtalya'nın Bari kentinde doğuyor. Daha sonra Yale Üniversitesi'nde bitiriyor. Değerli arkadaşlar, moleküler kimya üzerine çalışan bir bilim insanıdır. Çok önemlidir. Dünya tarihinde, Türkiye için konuşuyorum, 26 yaşında dünyanın en genç profesörü oluyor. Bakın bir daha söyleyelim. 26 yaşında dünyanın en genç profesörü bizden biri oluyor değerli arkadaşlar. Oktay Sinanoğlu çok milliyetçi bir adamdır, onu da söyleyeyim. Ve özellikle Türkçenin kullanımı, insanların Türkiye hakkındaki düşünceleri, başka ülkelerin Türkiye hakkındaki emelleri hakkında defalarca televizyon kanallarına çıkıp bunlarla ilgili konuşmalar yapmıştır. Bye Bye Türkçe kitabı çok ünlü bir kitabıdır. Yine bu kişinin 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını çözdüğünü ve 1966'da TÜBİTAK'ın ilk bilim ödülünü de yine Oktay Sinanoğlu'nun aldığını unutmayalım. Oktay Sinanoğlu önemli bir kişidir değerli arkadaşlar. Zaten biz de nereden bakıyoruz? Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi müfredata girmesinden belli. 2. Hepimizin bildiği bir adam. Tabii ki yine ülkemiz açısından, hem ülkemizin tanınması açısından büyük bir hizmet eden Aziz Sancar'dan biraz bahsedelim. Mardin'de doğdu, kalabalık bir ailenin çocuğuydu. Ama yılmadı, üniversite okudu, üniversiteden, yani İstanbul Üniversitesi'ni bitirdi. Yine Yale Üniversitesi'nde DNA ile ilgili çalışmalar yaptı. E. coli, uzatılmış hali var bunun, adlı bir bakteri buldu değerli arkadaşlar. Memeli hayvanlarda ve insanlarda bulunan bir bakteri tünü, eğer tedavi edilmezse ölüme yol açıyor ve hasar veriyor DNA'ya. Bu işte Aziz Sancar, şöyle klasik anlamda halk diliyle anlatayım, hasarlı olan bir DNA'yı kesti arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Hasarlı olan bir DNA'yı kesti. Yani hücrelerin onaramayacağı bir DNA'yı kesti. Öyle anlatayım ben size. Yani şimdi insan kafası almıyor. Benim çok algıladığım bir şey de değil mi? Yani oturup da makasla bir kağıt bile kesemeyen biriz. Birileriyiz. O yüzden DNA'yı kestiğini düşününce inanılmaz bir şey. Çok önemlidir açısınca. Zaten bu yönüyle birlikte Thomas Lindell ve Paul Madrick'le beraber 2015'te Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Kimya alanında Aziz Sancar bizim için çok kıymetli. Ama şunu da söylemek lazım. Özellikle Aziz Sancar'la başlayacağım Fuat Sezgin ve Gazi Yaşargil'in, dikkat, doğuda doğduğunu unutmayalım. Ülkemizin doğu kısmında. Yani bakın Mardin'de doğdu. Şimdi Fuat Sezgin. 2019 yılı Fuat Sezgin yılı. Çünkü 2018'de kendisini kaybettik. Fuat Sezgin bakın nerede doğmuş? Bitlis'te doğmuş. Normalde hiç Arapça ile ilgisi yokken hocası tarafından Arapça öğrenmeye teşvik edilmiş. İşte 2. Dünya Savaşı üniversiteden okurken üniversiteden atılmış. Arapça öğrenmeye başlıyor. Arapça öğrendikten sonra Buhari'yi inceliyor. Ünlü muhaddis, yani hadisçi. Daha sonra ise 17 ciltlik Arabistan bilim tarihini yazıyor. Arkadaşlar Fuat Sezgin kim biliyorsunuz mu? Cezeri, Cabir, işte Demiri, atıyorum Abdülhamid İbni Türk, Harezmi, Farabi, Biruni gibi adamlar biliyoruz ya. O bildiğimiz adamların üzerine bir 100 tane daha koy. Arabistan bilim tarihini. Bunlar işte Türk var, Arap var.
Bunlarla ilgili yaptıkları çalışmaların 17 ciltlik kitap yaptı. Bu dünya tarihinde büyüktür arkadaşlar. Zaten onun önüne de yazan yok. Bir daha söyleyelim. Fuat Sezgin denilen kişi 2018'de vefat etmiştir. Ve 2019 yılı Türkiye'de, ülkemizde Fuat Sezgin yılı olarak kutlanır. Bir, anma yılı. İki, Fuat Sezgin'i anlamak için neyi anlamamız lazım? Yaptığı çalışmaları. Ne yaptı bu adam? Bir, 17 ciltlik bir Arabistan bilim tarihi kitabı yazdı. Burada bilim insanlarınca, özellikle zaten kendisi Cabir denilen kimyacının hayatını anlattığı için zaten o doktora teziyle ünlendi. Ardından Cabir'in yaptıkları, Abdülhamid İbni Türk'ün Harezmi'nin yaptıkları gibi bütün herkesin yaptıklarını hem resmetti hem de onun maketlerini birebir yaptırdı. Bunlardan bir tanesini müze olarak Frankfurt'ta açtırdı Almanya'da. Bir tanesi Gülhane Parkı'nda 700 tane eseri açtırdı. Önemli bir kişidir Fuat Sezgin. Bakın bana favori sınav soru nedir diye soranlarsa ben Fuat Sezgin derim. Sebebi hem güncelde gelebilir, işte 2019 yılında yılı ilan edilmesi sebebiyle, hem de normal tarih dersindeki çağdaş kısmına da artık Fuat Sezgin gelebilir. Dikkat edelim Fuat Sezgin'e, haberiniz olsun değerli arkadaşlarım. Gazi Yaşargil. Gazi Yaşargil Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan bir kişi. Bazel Üniversitesi'ni bitiriyor bildiğimiz kadarıyla. Beyin cerrahisi üzerine çalışıyor. Zaten dünyada yüzyılın beyin cerrahı ya da yüzyılın doktoru, yine dünya tıp tarihine geçen 50 Ekim'den biri olarak geçiyor. Arkadaşlar bu denli insanlar bakın bizden çıkıyor. Gazi Yaşargil, Fuat Sezgin, Oktay Sinan, Aziz Sancar. Ve hani demek ki insanlarımıza şans verilse, kıymet verilse ve eğitimde eşitlik sağlansa bu tür kişiler hem doğudan hem batıdan fark etmez. Her ülkemizin her bir kısmından çıkacağına inancımız tam. Yeter ki doğru eğitim olsun. Şimdi fark ettiyseniz bazıları hep yurt dışından mezun oluyor. Yani belki ilkokulunu, ortaokulunu Diyarbakır'da, Bitlis'te falan okuyor ama sonuçta ağırlık olarak üniversiteye yurt dışına gidiyor. Bu insanlar Türkiye'yi temsil ediyor. İsteseler hiç oradan ülkemize geri dönmeyebilirlerdi. Yani beyin göçü orada kalabilirdi ama tekrardan geri döndüler. Şimdi bizim bu tür insanların daha da sayısını çoğaltmak amacıyla eğitim sistemimizin kaliteleşmesine ihtiyaç var. O yüzden fizik, kimya, biyoloji gibi bunları anlattığımız tarih gibi, bunların coğrafyası gibi dersleri ne yapmamız lazım? Zorunlu kılmamız, ama zorunlu kılarken de bazı derslerin insanların milli kültürüne dayandırdığı için kredisiz olmasını ve öğrencinin derse rahat ders dinlemesini ve ödüllendirilmesini. Örnek arkadaşlar işte topluca işte 50 puanı geçtikten sonra yazılıya evet bir önemi yok ama bunu yaparsanız size komple Çanakkale gezisine götüreceğim. Sakarya Meydan Muharebesi'ne götüreceğim gibi. Birçok şey yaparsak o zaman insanlar tarih dersine ve coğrafya dersine daha ilgili olurlar. Evet, devam ediyoruz. Burada Türkiye'de bilimsel ve teknolojik gelişmeler kısmında da biraz bakmak lazım. Türkiye son yıllarda özellikle Roketsan, Havelsan, Tomtaş, TÜBİTAK gibi kurumlarla beraber özellikle askeri teknoloji üzerine ve savunma sanayisi üzerine birçok hamle yapacak. Bunlardan Altay dediğimiz muharebe tankını üreteceğiz biliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Anka'da verilen insansız hava aracını üreteceğiz. Bunun silahlı ismine Bayraktar adı veriliyor ve silahlı insansız hava aracı da özellikle terör operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazgeçilmezi haline geldi. Yaklaşık 100 kilo kapasitesi bir bomba taşıyabiliyor ve gördüğü yerde merkeze iletebiliyor görüntüyü. Görüntü merkeze ilettikten sonra bir tuşla ise herhangi bir noktayı imha edebiliyor. SİHA adı verilen kısaltmasıyla. Bir başka işte Hürkuş'u biliyoruz, eğitim uçağı. Uydularımız var iki tane, Göktürk uydusu ve TÜKSAT. Ve ATAK adı verilen bir keşif amaçlı taarruz helikopterimiz var. Bu da silah bağlanabiliyor ya da atış yapabiliyor artık. Tabii bunlardan hariç aslında çok var. Cirit var, yine Tufan adı verilen bir başka aracımız var. Yine milli piyade tüfeğimiz var. Yine baktığımız zaman Samur adı verilen bir başka aracımız var. Arkadaşlar Türkiye bu konuda ciddi manada ilerleme sağlamıştır. Savunma sanayine büyük önem veriyor ama şimdi savunma sanayine önem vermekten ziyade bizim aslında hücumsal anlamda da bazı şeylere önem vermemiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Savunma sanayine devamlı önem vermek sanki Allah muhafaza ileride bir saldırıya tamam uğrayacağız da işte o yüzden savunma sanayine bu kadar önem verildiğini anlamı taşıyor. O da insanı biraz düşündürüyor ama sonuçta dışarı devletlere bu denli bağımlılık en azından bir takım noktalarda azaldığını söyleyebiliriz. Bu yapılan keşiflerle veya yapılan araçlarla diyebiliriz. Tabi dünyada sadece Türkiye'de olduğu gibi dünyada da toplumsal ve küresel sorunlar var. Türkiye'de açıkçası terör son 30 senemizin en büyük başımızın belası. Hala mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Türkiye topraklarının içinde değil, Türkiye topraklarının dışında da mücadelemizi sürdürüyoruz. Dört bir tarafından kuşatılan bir ülkeden bahsediyoruz. Bunlardan sağ tarafımızda
İşte sol tarafımızda bulunan Yunanistan Devleti. Bugün belki barışçıl gibi gitsek de iki gün sonra ne olacağı belli olmaz. Yine aşağı tarafımız Kıbrıs'taki, Doğu Akdeniz'deki özellikle doğal gaz arama faaliyetleri, İsrail'le beraber Amerika'nın bölgeye hakim olma mücadelesi, Türkiye 3. yani orada bir savaşa girebiliriz Allah muhafaza. Yani Suriye'den gelen tehditleri biliyoruz. Irak'taki durum belli. İran'a yaptırımlar. Gürcistan'ın durumu belli. Ermenistan zaten faaliyeti yok. Ama şöyle baktığımız zaman ülkemizin çok fazla komşusunun olması da birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Tabii ki Türkiye bu şartlarda savunma sanayisine daha fazla önem vermek zorunda kalıyor. Doğru, ama iki gün sonra ise biz savunma sanayiden eminim ki atak kısmı dediğimiz taarruzlarla ilgili teknolojik gelişmelerde açık olacağımızı düşünüyorum. Bir de Türkiye'nin bir başka gerçeği deprem. Artık bunu ne kadar söylesek de boş. Yani insanların maddi gücüyle alakalıdır deprem. Ben hala buna inanıyorum. Evet, bina alıyoruz. Binaları satın aldıktan sonra deprem DASK raporları veriliyor veya herhangi bir şekilde depremin zemin etütüyle alakalı çalışmaları hiçbirimiz müteahhitlerden istemiyoruz. Artı Türkiye'de tabii deprem olan bölgeler var, deprem olmayan bölgeler var. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi bu ülke için bana göre bir milattır. Evet, Osmanlı'da depremler çok olmuş. Depremin ardından tsunami yaşanmış, Osmanlı'da yangınlar yaşanmış. Bizler depremden sonra değerli arkadaşlar acaba yeterli derecede önlemler alabiliyor muyuz? İşte Gediz depremi oldu, Marmara depremi oldu, İzmit depremi, Bolu depremi, işte doğuda çok depremler oluyor, farkında olmuyoruz. Akdeniz aslında çok fazla her gün deprem oluyor. Türkiye deprem kuşağı, her gün yerimiz sallanıyor arkadaşlar. 2.1, 3.1 bazen hissediyoruz, bazen hissetmiyoruz. Ama Türkiye depremle yaşamaya alışmalı, depreme göre bir strateji uygulamalı. Yazıktır, günahtır bu kadar insan hiç uğruna hayatlarını kaybediyor. Küresel sorunlar. Küresel ısınmayı biliyoruz. Dünyada artık kış çok sert olacak, yaz çok sert olacak. Ne demek? Kış çok ağır geçecek, yaz da çok kurak geçecek. Aradaki o mevsimlerde sonbahar ve ilkbahar geçiş günleri maalesef ki sera gazının salınımından dolayı azalacak veya yok olacak. Zaten fark ettiniz mi? Baharı yaşamadan hemen yaz geliyor. Daha sonra yazın bitiminde hemen de kışa giriyormuşuz gibi. Sanki orada ara dedikleri gibi azaldı. Artık kutuplardaki buzulların erimesiyle beraber su seviyesinin yükselmesi Avrupa'yı tehdit eder durumuna hale geldi. Artı küresel ısınmayla beraber tabii Kyoto protokolü de biliyorsunuz imzalandı Türkiye'de. Buna taraftır. Çevre kirliliği zaten başlı başına bir şey. Bunu hepimiz biliyoruz. Nüfus artışı ve işsizlik. Arkadaşlar tabii ki nüfus artışı ve işsizlik Türkiye'nin de büyük gündeminde. Türkiye nüfusu 80 milyonun üzerine çıktı. Bu da işsizliği de beraber getirir. %12'lik bir işsizliğimiz var. Yaklaşık olarak bu da 10 milyona yakın insanımızın işsizliği. Çok büyük rakamlardır bunlar. Yani 80 milyonluk bir ülkede 8 milyon insan işsiz kalması %10'da tekabül ettirirsek çok büyük rakamlar. Çünkü bir kişinin işsiz kalması birden fazla kişiyi etkiliyor. Niye? Eşi var, çoluğu var, çocuğu var, annesi var, babasına var. Bakmasına mükellef, yükümlü kişiler var. Sizler niye bu KPSS'ye hazırlanıyorsunuz? İş bulabilmek için. Memur olabilmek için. Devlet garantisi olsun diye. AYT'ye hazırlanan arkadaşlar niye? İyi bir üniversitede okumak için sizler bunları hazırlanıyorsunuz. O yüzden iyi bir üniversite, iyi bir gelecek. O yüzden buna çok dikkat etmemiz lazım. Öbür sene zaten AYT videolarıyla ben sizlerin karşısında olacağım. Yetersiz beslenme, gıda, açlık sorunları hala Türkiye'de ve dünyada da var. Tabii Dünya Gıda Örgütü Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışıyor ama bu yeterli geliyor mu diye sorarsanız inan yeterli gelmiyor. Eğer bizim gibi duyarlı ülkelerde olmasa inan günde kaç bin tane insan üzerine kaç bin tane daha insan eklenerek insanların açlıktan ve susuzluktan maalesef hayatlarını kaybettiğini göreceğiz. Yetersiz beslenmeyi tarif bile edemiyoruz. Şu an Ramazan ayında, şu an orucum ben. Oruç halimizde bu dersi anlatıyoruz. Şimdi dersi anlattıktan sonra gidip normal şartlarda değil mi? Su içerdik, şunu yapardık, bunu şimdi yapamıyorsun. Şimdi yetersiz beslenme ve oruç ayı, Ramazan ayı niye var? Bu tür insanların halini anla diye var. Halini anlayan insan hale yardımcı olur diyorum. O yüzden yetersiz beslenme ciddi manada dünyada çok fazla tehdit ediyor. Bizim gibi israf yapan ülkeler için de inanılmaz. Çok israf yapıyoruz arkadaşlar. İsraf yapmıyorum diyen yalan söylüyor. Hepimiz israf yapıyoruz maalesef ki. Hepimiz. Keşke o israf edilen malzemeler bu tür insanlara gitse de onlar da yetersiz beslenmeden dolayı hayatlarını kaybetmesi özellikle çocuklar. Evet, uluslararası terör var ama uluslararası terör destekleyen uluslararası ülkeler de var. Yani uluslararası terör şu demektir. Adamın atıyorum Somali'de bir örgüt kurup Amerika'ya saldırmasıdır uluslararası terör. Şimdi bu çok mantıklı gelmiyor. Demek ki bir şeyi bir şeye saldırtıran devlet onu da kurduran devlettir. Uluslararası terör tabii ki vardır, yoktur demiyorum ama uluslararası terörün arkasında kimler var onlara biraz bakmak lazım. Salgın hastalıklar
İşte SARS denilen akut solunum yetmezliği hastalığı, kuş gribi, işte kene var biliyorsunuz. Hala ülkemizde Sivas, Tokat bölgelerinde kene çok yoğun, hala yoğun olduğunu düşünüyoruz. Kene ilaçlanmasına rağmen de ölmeyen de bir varlık. Mutasyona uğruyor sadece. Tabii ki ölenleri, cinsizleri de var. Kene çok cins olan bir hayvan. Sadece bir cinsiyet ait olan bir varlık değil. Ben nereden biliyorum? Tokat'ta ben askerlik yaptım. Tokat'ta askerlik yaparken bizlerin çimlere oturması yasaktı değerli arkadaşlarım. Eğer çimlere oturacaksak da askeri kıyafetlerimizi çorabın içine sokacağız. Başka şansımız yok. Çünkü kene girdiği zaman ve yapıştığı zaman bilinçsiz de biraz hemen söküp atıyoruz kene yapışınca korkumuzdan. Ama kenenin sadece vücut kısmı dışına atabiliyoruz. Kafa kısmı içinde kaldığı için asıl zehirli kısmı da orası. Bizler çok kısa zaman içinde zehirlenip felç geçirip şu kadarcık bir hayvan insanı öldürüyor arkadaşlarım. Şu kadarcık bir hayvan. Ve Türkiye keneyle mücadelede bana göre hala çok çok zayıf. Bakın çok zayıf. Sivas ve Tokat bölgesinde evet insanlar tam da oralarda yeşillik oluyor yazları. İnsanlar pikniğe gidiyorlar. Özellikle Tokat'ı söyleyeyim. Arkadaşlar yani bu kadar insanın göz göre göre ölümü demektir. Keneyle mücadelenin daha fazla yapılması lazım. Bir ikincisi bu keneler Türkiye'nin her tarafında kene varken neden burada zehirli bir kene olması da bence biraz araştıralım. Nedenini gerçeğini bulabiliriz. Neden kene Türkiye'de sadece Sivas ve Tokat bölgesinde zehirli de Türkiye'nin diğer bölgelerinde yok. Mesela Silifke'de de benim memleketimde de kene var. Ama kene ısırdığı zaman sana zarar vermiyor. Ama nedense o bölgede bir zarar verici var. Acaba biyolojik bir terör saldırısı mı diye aklımdan da geçmiyor değil. Evet. Bu anlattığım Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi'ydi. 20 tane videosunu çekebildim yeni güncellenen haline. Biraz da videolarımızı eskiye nazaran eskiden 50'şer dakikaydı. Şimdi 30'ar dakika indirim var. Arada 40-50'şer dakika birkaç tane. Ama şöyle topladığımız zaman 15-16 tane 50 dakikalık 40 dakikalık videolara tekabül ediyorum. Kıymetli dostlarım. Veda konuşması yapmayacağım. Ama şunu söyleyeyim. Hayatınıza iyi bir işe ve geleceğe sahip olmak için gerçekten iyi bir üniversiteye ihtiyacınız var. İyi bir bölümden mezun olmanıza ihtiyaç var ve Türkiye'nin ihtiyacı olan bölümler belli. Türkiye'nin ihtiyacı kalmayan bölümler de belli. Özellikle öğretmenlik babında söylüyorum. Lütfen puanı yettiği için bir yere gidenlerden değil de gerçekten tercih olup da onu alacak puanı alabilmek için çalışanlardan eylesin sizleri. Hem üniversite sınavında AYT'de hem bu anlattıklarım hem KPSS'de geçerli. İnşallah muvaffak olursunuz. Ben anlattığımdan Milli Eğitim Bakanlığı son müfredatını tamamen size anlatmaya çalıştım elinden geldiğince, dilimin döndüğünce inşallah faydalı olmuşumdur. Sınavınızı üniversiteyi kazandıktan sonra lütfen kazandığınız yerleri bizlere söyleyin. KPSS'yi kazanan arkadaşlarımıza atandıkları yerleri bizlere Instagram'lardan ulaşırlarsa biz sizlerden ve ailelerinizden sonra en çok sevinen kitleyiz. Benim hocam ailesi olarak, benim hocamın kurucusu olarak söylüyorum. Bu proje benim olduğum sürece devam edecektir değerli arkadaşlar. Ben olmasam da devam eder belki ama bu süreçte en büyük artımız bizlerin sektördeki iyi öğretmenleri bir araya getirerek oluşturduğum bu platform inşallah yıllar sonra da TYT'ci, AYT'cilere, 2 gün sonra belki de LGS dediğimiz ufak çocuklara, EKPS'cilere, yani belki de sınavlara, hayatta umudu olmayan askeri sınavlara, PTT sınavlarına bilmiyoruz ama kadroyu genişleterek devam ettireceğimden de kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'de eşitlik sağlanınca bakın neler neler yaşanıyor kendinizde görüyorsunuz. Demek ki eğitimde eşitlik ve fırsat verildiği takdirde bizler çok iyi bilim insanları yetiştireceğimize inanıyoruz. Faydalı olmasını dileğiyle diyoruz. Hepinize selamlar, saygılar, ailelerinize bol selamlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.